Merhabalar sayın seyirciler. Bugün yeni bir yerel bakış programıyla yeniden sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz yeni Türk Ticaret Kanunu'na eleştirel bir yaklaşım. Evet, hükümet ihtiyaç hissetti. Türk Ticaret Kanunu'nda köklü bir değişikliğe gitti. Biz bugün bu konuyu konuğumuzla beraber konuşacağız. Konuğumuz serbest muhasebeci mali müşavir Metin Yalçın. Sayın Yalçın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Sayın Yalçın yeni Türk Ticaret Kanunu az önce program öncesi de siz ifade ettiniz 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek kanun çıktı ama yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2012. İktidar böyle bir kanuna neden ihtiyaç duydu? Hatta böylesine köklü bir değişiklikle yeni bir Türk Ticaret Kanunu'na neden ihtiyaç duydu? Şimdi Süleyman Hocam öncelikle böyle bir siyasi otoritenin ya da yasa koyucunun bunu ihtiyaç hissetme sebebinin en başına baktığımızda eski yasanın 1956 yılından beri uygulamada olması yani normal olarak da bir uygulama dönemi olarak oldukça uzun süredir ki 2012'ye geldiğimizi düşündüğümüzde 56 yıl boyunca aynı yasanın çok az da değişiklik görerek ticaret kanunu diğer yasalar kadar değişiklikler de görmedi. Evet Buna mukabil 1956 yılından e, hatta 1950'lerden sonra bildiğiniz gibi dünyada e, kapitalizmin gelişmesiyle ticaret alanları ve ticaret yapma biçimleri her geçen gün hızlanarak, çoğalarak büyüye geldi. E, küreselleşme dediğimiz kavramla tanıştık. E, i̇nternet üzerinden alışverişle tanıştık ki insanların birbirini görmeden dünyanın herhangi bir noktasından elektronik ticaret yapması e, gerçeği var ve bu arada da yapılan ticaretin taraflarının alışveriş biçimlerinin mübadele biçimlerinin mübadele değerlerinin karşılıklarının sürekli değiştiği bir ekonomik iklim oluştu e, Elbette ki Türkiye'de 1980 24 Ocak kararlarından sonra özellikle bu küreseller sürece dahil olmaya çalıştığını gözlemlersek bu arada yoğun ticaret ilişkileri ve bu Avrupa Birliği'ne uyum tabii son olarak evet, Avrupa Birliği evet. yasalarına uyum müktesebat ölçeklerinde bir nevi elzem oldu, zorunlu oldu, eskimiş kaldı. Bu nedenle de tabii ki yapılacak bir değişiklik, bir palyatif bir değişiklik olarak kurtarmadığından diyebiliriz. Mecburen oldukça köklü bir değişiklik süreci. Evet, evet. E, sizin ifade ettiğiniz şu 1956 yılından beri yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu artık günümüzde ihtiyaca bu anlamda cevap vermiyor. Bunun için e, köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu yasa koyucu da, siyasilerde de düşündü, gördü ve Hı. köklü bir değişiklik yaptı. Peki, e, bu az evvel dediniz Avrupa Birliği uyum yasalarına uygunluk işte Avrupa Birliği müktesebatına uygunluk, ticaretin küreselleşmesiyle ilgili, dış ticaretin büyümesiyle, açılmasıyla ilgili. İşte e, döviz de serbestliğe geçtik 1980'li yıllarda. Bütün bunları e, dar gelen bu yasa yeniden düzenlendi köklü bir değişiklikle. Peki bu kanun, yeni Türk ticaret kanunu bu yolda. Günümüz ihtiyaçlarına yeterli çözümler üretebiliyor mu? Siz incelediğiniz kadarıyla ne gördünüz bu yasada? E şimdi bu bahsettiğimiz ana gerekçelere göre dizaynı sorunsuz gibi görünüyor. Yani e, bu konudaki çevrelerin genel tartışmasında e, aracın iyi olduğu hatta e, Şükrü Kızılat hocamızın bu konuyla çok kafa yoran e, yazarlardan, evet. e, ekonomi adamlarından deyimiyle... Otomobilin iyi olduğu, dizaynın iyi olduğu ancak lastiklerinde sorun olduğu <laughs> şeklinde, lastiklerinin patlak olduğu şeklinde mizahileştirme ya da mizansen haline getirdiği noktaya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Bir başına tümden mucizevi bir seçenek mi, bütün sorunları çözer mi böyle bir toptancı yaklaşımla yaklaştığımızda elbette ki bütün sorunları çözemeyeceği gibi Dizaynının ülkemiz gerçekleriyle örtüşmediği noktaları ve e, hatta bazen hızını alamadığını e, bizim e, yasa yazıcılarımızın yapıcılarımızın e, hızını alamayarak olması gerekenden daha e, abartılı hususlar yarattığını görüyoruz. ve bu e, noktada e, Avrupa Birliği uyum yasaları e, küresel entegrasyon ve dışa açılmayı izleyelim derken, ee, henüz e, ülkenin bu 1980-24 Ocak kararlarından sonra varabildiği noktanın aslında e, tam da e, bu yasanın getirdikleri kadar büyük olmadığını da fark ettik. Yani ya yasa büyük kaldı, ya biz çok küçüktük. Ya bir sorun var. Yani evet. bizim baktığımızda e, bu yasanın mevcut haliyle uygulamaya başlaması şu anda bildiğimiz haliyle uygulamaya başlaması. Beraberinde e, ileride paylaşacağımız pek çok sorunu da getirecek gibi duruyor. Evet, tabi şimdi sizin de ifade ettiğiniz, siz şunu ifade ettiniz, böyle bir köklü değişikliğe, böyle bir yasa değişikliğine ihtiyaç vardı. Ama yapılan yeni ee, hazırlanan yeni Türk Ticaret kanununda teoride güzel olsa bile uygulamada mutlaka aksaklıklar çıkıyor ve çıkacaktır veya en azından çıkacaktır sizin gözlemleriniz evet. bu bunu tabi parça parça konuşacağız e, konumuzun içinde Öncelikle ben bu aşamada şu soruyu sormak istiyorum yeni Türk Ticaret kanunu Ticaret hayatında <laughs> genel olarak hangi unsurları hangi e aktörleri etkileyecek şimdi e, bu yasa genel olarak baktığımız zaman bu ülkede yaşayan tüm yurttaşlara bir şekilde dokunacak bir yasa. E bu haliyle de aslında daha önce da tamamlayıcı olması anlamında bardağın bir iyi bir kötü tarafı var gibi evet. duruyor. Şimdi e, bardağın kötü tarafında az evvel koyduğumuz teşhisler ekseninde çokça fazla yeniliğin gelmesi mevcut ekonomik ünitelerin ve birimlerin bu yenilikleri çabucak benimsemesi hatta hızlı bir şekilde ki 1 Temmuz 2012 şurada duruyor. Evet. Eğer o tarih başlangıç tarihi olacaksa hızla dönüşümlerini tamamlaması ve bu arada yapılacak Türkiye'deki unsurlar için katlanılması gereken yüksek süreçler üretiyor. E, dolu tarafına baktığımız zaman dolu tarafından izah edilir noktasında da işte evet hayat ve ticaret hızlı akmakta. Gerisinde kalma şansımız yok perspektifiyle referansıyla gelip e belki de e, bu e, yasanın getirdiği yenilikler ve çizdiği yeni hat doğrultusunda uyumlu olan hani o meşhur Darwin'in bir doğal seçilim yasası vardı. Evet. Güçlü olanlar ya da uyabilenler bu yeni yasanın getirdiklerine e, donanımlı olarak e, gelebilen e, ticari unsurlar birimler şirketler için bir fırsat olabileceği kısmı var ee, Öte yandan bu yeni yasa kendisinden bir bakışla şöyle bir tepeden bakışla hemen kabaca sayabileceğimiz belli alanlarla etkileşimi çoğaltıyor ve e, bu konularda daha hızlı bir etkileşim dönemi başlıyor şöyle bir ba başlıklarla bakarsak şirketlerin şirketlerin üçüncü kişilerle kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etkileyecek nedir bunlar? Mevcut ticaret şirketlerinin ticaret sicilleriyle olan ilişkileri, bankalarla ki çoğunlukla ticari hayatta önemli Tabii, figürler evet. bankalar, bankalarla olan ilişkileri, bağımsız denetçi kavramı giriyor bu yasayla. Bahsedeceğimiz bağımsız denetçi ve onlarla ilgili birimlerle ilişkileri, işlem denetçisiyle ilişkileri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ki yasanın çıkışında da çokça bu vardı. Sonradan biliyorsunuz bakanlık bölündü. Kuvvetle muhtemel Gümrük Ticaret Bakanlığı ikinci evet. mevzuat çıkarsa bu üzerinde yoğunlaşacaktır. Gümrük Ticaret Bakanlığı ile ilişkiler ve tabii ki e, Türkiye gibi ülkelerde ticaret işlerinin en önemli sonucu olan veya orayla en fazla ilgilenen vergi idaresiyle ilişkiler. Bunlar üçüncü kişiler ve en çok şirketlerin e, içinde olacağı kurum ve kuruluşlar. Öte yandan diğer bir başlıklarımıza baktığımızda evet. şirketlerin ortaklarıyla ile ilişkilerine. Fazlaca evet. etkileyecek yeni yapı. Muhasebe sistemini etkileyecek. Ki muhasebede belki ezberimizi bozacak, konuşacağız. Ve raporlama buna bağlı olarak mali tabloların üretilmesi noktasında çok büyük değişiklikler getiriyor, etkileyecek. Ve kurumsallığı hedef alan yaklaşımıyla şirketlerin organizasyonu, insan kaynakları yapısını ve genel anlamda organizasyonunu çok fazla etkileyecek muhabbet. Diğer kurallar ve kaydeleri içinde daha da anlat açık hale gelecek. Şimdiden bahsedebileceğimiz bir şey, bir bir dükkana girip bir çikolata alan çocuğu bile etkileyecek. Etkileyecek. Şey. Peki o zaman ben bu soruya cevabınızda şunu anladım. Bu yeni e, Türk Ticaret Kanunu, köklü bir değişikliğe uğratılarak çıkartılan Türk Ticaret Kanunu aslında. Daha evvelden profesyonel çalışan veya diğer bir ifade şekliyle kurumsallaşmış büyük firmaları, büyük şirketleri çok fazla zora sokmayacak. Ama daha küçük firmaların, şirket olarak çalışan daha küçük firmaların, küçük aile şirketlerinin teferruatlarda ilk anda boğulabilir veya yetiştirebilebilir mi diyorsunuz? Evet, ee, çok güzel bir yere taşıdığınız noktayı... Tam da mesele bu ya da bu yasaya eleştirel yaklaşım üretenlerin bu yasanın genel olarak teoride çok iyi olup uygulamada sorunlar yaşayacağına dair tespitler yapanların dayanak noktası bu dediğimiz nokta. Niye? Türkiye ekonomisi çok da büyük profesyonel anlamda veya batılı anlamda diyelim tırnak içinde profesyonel anlamda küresel şirketlerin e, muadili sayabileceğimiz o anlamda örgütlenmelerini tamamlamış kurumsallaşmış şirketler için çok fazla bir değişiklik getirmeyecek e, der. Neden? Çünkü bu şirketler bu yasayla getirilen pek çok bizim yenilik diye tabir ettiğimiz şeyi Türk Ticaret Kanunu dışında o pozisyonları kurumsal kimlikleri dolayısıyla e, kapsadıkları sermaye piyasası kanunu gerçeğinden evet, baktığımızda SPK, SPK diye tarif edilen e, sermaye piyasası kanununa tabi olduklarından çoğu ya da İMKB'de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisseleri eee et ar, hisseleri halka arz edilmiş şirketler olduğundan büyük şirketler diyelim biz ona kısaca bu şirketler için e, pek çoğu daha önceden beri uluslararası uyum anlamında yapılan bir iş Belki başında neden ihtiyaç oldu da atladığımız bir yeri de böylelikle tekrar toparlamak gerekecek. En önemli sebeplerden biri bu yetmezlikler, işte ticaret hızına ulaşmanın yanı sıra bu küresel ticaretteki uluslar arası uyumu, bu büyük diye tabir ettiğimiz şirketlerin birbirlerini rahat okuyabilmesini, raporlama sistemleri ve benzerleri etkiledikleri yerlerle, yeni kanunla onlarla bir düzeye getirmek gibi bir iddia içeriyor ki şurada dere boyunda tekel bir bayisi olarak faaliyet gösteren ama e, ticaret sicilde limited şirket ünvanlı bizim firmalarımız var. Kendi meslek uygulayıcısı olduğum için bunlara çokça rastladığımızdan biliyoruz. Tabi bunlar için bu tarafında baktığımız zaman Uygulama zorlukları çok ciddi boyutlarda sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Peki hemen aklıma gelen, bu arada aklıma gelen bir şey var. Şimdi bütün e, raporlama teknikleri düzeldi, değişti. Bunlar hep internet ortamında hazırlanacak. İnternet ortamında veya bilgisayar ortamında yani bulunacak. Vergi dairesiyle ilişkiler, ticaret odasıyla ilişkiler, e, sanayi ve ticaret bakanlığıyla ilişkiler e, hep e, internet ortamında halledilecek. Peki... Sanayi veya ticaret casusluğu var dünyada. Ee, bazı şirketler e, diğer şirketlerin bilgilerini ele geçirmek için çaba gösteriyorlar. Normal bildiğimiz polisiye casusluğun dışında. Bu anlamda ticari şirketlerimizin büyük şirketlerimizi de tabii kastederek söylüyorum. Hı -hı. E, bu bilgilerinin güvenliğinde bir zaaf oluşur mu? Şimdi hocam zaaf oluşur mu e, diye sormak iyi niyetli bir soru oluyor. Güvenliği kalmayacak. Güvenliği yani evet. ama e, güvenliği kalmamalı referansıyla konuşan bir dil var. Yani yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getireceklerinin neden çekiniliyor ki? Zaten ticaret hayatında sır mı kaldı? Parantezine alarak anlatan bir de algı ve bir dil var. E, tabii bunu e, işte global ticarette... E, çok ihtiyaç olmadığını ya da en azından ticaret aksından bakarsak, alıp satmaktan bakarsak böyle olduğunu düşünebiliriz ama üretim gibi tabii, e, işin tabii. E, kendisinin sonuçlarının tasarlayıcı ve dizayn edicilerinin elinde olan e, ve özgünlükler üretilmeye çalışılan ki günümüzde küresel ticarette ya da küresel üretimde rekabet unsuru özgün bir şeyler olmayan bir şeyleri yapabilmek ya da çok iyi kopyasını yapabilmek için örneğin de oldu. Tabii. Ben ama şu açıdan da yaklaştım. Şimdi bilgisayarla ilgili teknolojiler Amerika'da, Avrupa'da yani gelişmiş ülkelerde yaygınlaştı. Teknoloji onların elinde. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler hep sonradan takip ediyor. O zaman bu tip bu bilgi işlem sistemlerinde, yazılım sistemlerinde çok gelişmiş ülkeler Bizim şirketlerin ticari sırlarına vakıf olabilecek ama biz onların şirketlerinin ticari sırlarına vakıf olamayacağız. E o sizin e, bu sisteme ne kadar hızlı girip çıkabileceğiniz ya da ne kadar becerili olduğunuzla ilgili. Ama görünen o ki şu anda tek taraflı bir ilişki yaşayacağız. Taraflı yaşayacağız. Bunlar zaten bizim için bizim verilerimizin büyük bir kısmı az evvel söylediğim gibi başka yasalar kapsamında özellikle büyük firmalar üzerinden. Bunların çoğu da zaten yurt dışı ortaklı. Büyük firma diye tabir ettiklerimizin. Bunlar üzerinden çok fazla sorun değil. Hattı zatında esas öğrenilmesi ve yeni kanunla hizaya çekilmek istenen ekonominin bu büyük olmayan kısmı. Neden? Evet. Canlı bir atardamar var ülke ekonomisi. Yani büyük bir ekonomi Türkiye. Dünyadaki 20 ekonominin arasında büyüklükte, hacimde. Ve bu ekonominin e büyük çoğunluğunu özellikle ulus ötesi firmalar istedikleri gibi ellerinde materyal olsa da veya olanak olsa da göremiyorlar neden? Çünkü şu anda bu ülke ülkemizde uygulanan teknikler ya da ticaret yapış biçimi onların bunu görmesini engelliyor. Bizim ülkemizde çıkan bilanço ve gelir tabloları onların bu ihtiyaçlarını karşılamıyor. Yani bizim röntgenimizi istedikleri gibi çekemiyorlar henüz. Dolayısıyla da bizim pazarımızda var olma konusunda verecekleri önemli stratejik kararlarda tıkanıyorlar. Ya Ama diyor ki, eski kanuna göre. E tabii eski tabii. kanuna göre. Şimdi bakıyor o bahsettiğimiz dere boyundaki tekel limitet şirketini bir tarafa koyalım. O çok şey de bir örnek. Bizim ülkemize özgün uç evet. bir örnek. Ama bu tarafta öyle veya böyle iyi bir organize sanayi bölgesinde üretimini yapan bir işle uğraşan belli büyüklükte bir anonim şirket ya da bir limitet şirket var yerli malı. E, halka kapalı diyeceğimiz aile şirketi diye sizin az evvel tarif ettiğiniz dille. Bunların e, ulaştıkları büyük bir performansı görüyor. Herhangi bir sektör ele alalım bardak diyelim cam üzerinde. Evet Anormal bir performans var şirkette ama mali tablolarına gelir tablosu bilançosuna bakılınca ya bu şirket o şirket mi diyor. Ya arkadaş bu nasıl olur? Şimdi anlayamıyor. onların tablolama vesaire analizlerine, kanun yapılarına göre çıkan malzemeyi anlayamıyor. ve Diyor ki ya bu mucize nasıl oluyor? Yani adamın Türkiye'de şu anda şirketin sermaye zorunluluğu 5.000 lira limited şirketin. 5.000 lira limited şirket sermaye olan bir şirketin 8-10 trilyon cirosu oluyor. Ya bu nasıl bir mucizedir diyor. 5.000 lira koyup biz de gelelim bir 5.000 lira biz de koyalım diyorlar. Tabi diyorlar ki o zaman bunlara Türkiye'deki yardımcıları ya siz o gel gelir tablosu bilançoya bakmayın onlar vergi dairesi için yapılıyor. Adam az evet. vergi vermek istiyor bir şekilde de buluyor. Nasıl oluyor? Kayıt dışı. Evet. Şimdi o büyük büyük firmalar Türkiye pazarına gelip aynı kayıt dışı kurallarında oynayamayacaklarında farkındalar. O zaman anahtar kelime diyor ya Türkiye'deki vergi yasalarına göre yapılıyor bu ha diyor. O zaman Türkiye'de ticaret yasalarına göre bir kanun lazım. Ki ben oradan çıkan tablolarla gerçekliği, reelliği yakalayayım. O pazara belki hakim olma beklentisi sizin dediniz. Hani casusluk falan biraz burada polisiye bir dil oluyor ama öyle de bir arka planı var. Tam göreyim pazarın gücünü tartayım, ekonomisini tartayım, talebini de içeriyor tabii. Peki siz e, bu bilgiler ne olacak? E... Diyenlere karşı aynı görüş demişsiniz. Şu bağlamda soruyorum. Ticaret bir rekabettir. Ticaret serbest rekabet içinde yapılıyor. Hatta üretimle ilgili olmayı, olmasa bile yabancı bir marketler zinciri Türkiye'ye gireceği zaman Türkiye'de rekabet edeceği yerli marketlerin her şeyini bilmek ister. Ama Tabii ki. bu da bizim için zafiyet olur. Yani ben yerli marketlerle nasıl rekabet ederim? Onların müşterisini nasıl çalarım? Hatta onları nasıl iflas ettiririm? Ama onların için mali tablolarını iyi görmem lazım. Ne kadar dayanabileceklerini görmem lazım. Aslında biliyorsunuz Türkiye'de basın kanununda bile var ticari şirketler bazı bilgileri gizlidir. Yazamazsınız, çizemezsiniz, açıklayamazsınız. Bu bağlamda o düşünce size göre yani bu ticari bilgiler artık globalleşme devrinde bilinsin düşüncesi. Doğru bir düşünce mi, sakat bir düşünce mi? Şimdi oyunun kurallarını belirleyenler tarafından bir oyun anlamaya çalışırsanız genelde mağlup olursunuz ve oynamaya çalışırsanız. Evet. Bu bir e, siyasi yani siyasi otoritenin bir ülkedeki yönetenlerin ülkenin ekonomik geleceğine ait vizyonuna ait e, bakışıyla ilgili. Örneğin sizin söylemlerinizden yerli sermayenin korumasız kalacağı telaşını evet. seziyorum. Evet. Ama e, işte küreselleşme çağında yerli sermayede bir olgu yok diyor zaten diğer referans noktaları da. Beni ilgilendirmez diyor. Evet. E, o da gelsin. İtalya da açsın efendim diyor. Yani işte Kerfurs'a telaffuzu da zor oluyor. Bu bizim e, Türkçeci e, şey vardı radikal yazarı hocamın deyimiyle yazıldığı gibi okunmalı Türkçe'de carrefourlar örneğin Fransızların carrefourları e, geliyor biz de oraya gidelim. Öyle değil gidemiyorsunuz evet. neden evet. bu bir kere tek taraflı tahkim edilmiş bir ilişki bu konuda önce samimi olmak lazım sonra yerli sermayenin korunmasına gelince e, yerli sermayenin korunması değil küresel ticarette yerli sermayenin yağmalanması esastır. Yani evet, yerli evet. sermaye o zaman, küçük su birikintisidir göllere akmalıdır. Evet sizin de görüşünüz bu bilgilerin e, gizli kalması. Peki e, Sayın Yalçın arkadaşlar işaret ediyor reklam vakti geldi müsaadenizle kısa bir ara verelim. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var kısa bir aradan sonra Metin Yalçın Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için konuyu ve konuğumuzu yeniden anons ediyorum. Bu akşam yeni Türk Ticaret Kanunu'na eleştirel bir yaklaşım. bu Bugünkü başlığımız bu. Konuğumuz serbest muhasebeci, mali müşavir Metin Yalçın. Evet Sayın Yalçın az önce birinci bölümü sonunda konuştuğumuz konuda herhalde sözünüzü kesin, <laughs> evet. boyun, siz o yani sözümü kesmekten öte bu korumacı yaklaşımın ne tarafından bakıyoruz sizin düşünceniz ne diye tarif etmişsiniz Ben evet. orada mevcut kurallarda korumacı yaklaşımının zaten genel olarak benimsenmediğinden bahiste yola çıkmıştım ve sadece salt ticaretle değil. Ee, özellikle onu açmak için bu burayı ekleyelim, e, tamamlayalım dedik. Ki, nedir mesele? Türkiye'de yalnız işte ticaret şirketleri uluslararası market zincirler vesaire ticaret hayatına giriyor değil. Ee, artık Türkiye'de yeni yapılanma sürecinde örneğin doktorlar gelebiliyorlar. Şu anda Türkiye'de çokça İranlı doktorun kurduğu örneğin hemen aklıma gelen bir gazete evet. e, şeyiydi, kupürüydü. kürürüdü. E, bu hak verilir verilmez e, İranlı doktorların e, iş yapmaya başladığını duyduk. E, bizim e, çalışma alanımız olan, serbest muhasebeci mali müşavirlerinin çalışma alanı olan ve bir bahsedeceğimiz denetim konusu içinde oldukça fazla yer tutacak uluslararası e, şirketler zaten Türkiye'de hali hazırda çok fazla da yerli kurallara riayet etmeyerek çalışıyorlar. Evet. Ha bunlar bazen direkt gelip e, kanunla tarif edilmemişlikten faydalanarak çalışıyorlar. Bazen maalesef yerli iş işbirlikçi üreterek, yerli ortak tanzim ederek bir şekilde mevcut kanunlardaki engelleri bypass ederek nüfuz ediyorlar. E şimdi e, bizim gibi ülkeler hızla özelleştirme ve liberalizasyon telaşında olduğunu e, dikte eden ülkeler için yerel sermayenin öyle veya böyle korunmak gibi zaten bir şansı yok. yok. Dünyadaki yasa yapıcılar ya da yasa yapıcıları etkileyen Gruplar içinde böyle bir talep çok da gerici haddediliyor. Ben hemen şu konuda düşünüyorum. Tabi gerici haddediliyor ama olaya şöyle yaklaşmak lazım. Türkiye gelişmekte olan bir ülke uyum sağlığı sağlamak için çıkarttığımız bu kanunlar gelişmiş ülkeler. Şimdi bu gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerken bunları uygulamıyordu. Yani ben çok iyi hatırlıyorum Amerika bizim tekstilimize koto koymuştu. Yani kendi tekstil sanayini korumak için, için bizden mal almıyordu. Çok sınırlı mal alıyordu. Hatta Avrupa Birliği'ne bile girişte ismini unutmama tırlara bir kağıt veriliyordu. Diyelim 10 bin tır senede. Onun dışında 10 bin birinci tır bizim ihracat yapmak için dışarı çıkamıyordu. Ee, şimdi bakın onlar artık tamamen sanayilerini hatta tarımlarını geliştirdiler. Maliyetleri düşürdüler. Ee, korumacılık da yaptılar, sübvanse de ettiler. Bakın bize tarımda da sübvanse uygulamayın diyorlar. Amerika 15 senede 300 milyar dolar. 80'lere kadar, 90'lara veya 85'lere kadar Avrupa Birliği'nin gelişmiş büyük ülkeleri ülke başına 100 milyar dolar çiftçisine sübvanse etti. Hepsini geliştirdi, maliyetlerini düşürdü artık gelişmiş kalkınmış ülkenin son aşaması bunlar. Şimdi bize diyor ki biz de ama bakın gelişmekte ülkeleriz ülkeyiz. Tarıma sübvanse yapma diyorlar. İşte korumacılığı kaldır, gümrük duvarlarını kaldır. Ama sen gelişmekte olan ülkeyken kaldırmadın. Bunu kaldırmadığın için gelişmiş ülke oldun. Biz herhalde bu mantıkla e, yanılıyoruz. Yani biz şimdiki haliyle onlara uymak değil, onlar gelişmekte olan ülkeyken yani bizim seviyemize yakınken bizden gene iyilerdi. O zaman ne yaptılar? Onu bakıp uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Şimdi tam da bu noktada şunu bir ünlü bir iktisatçının e, ismi şimdi anımsayamadım ama yani sizin tanımlamanızdan oraya gittim. E, çok gelişmiş ülkelerin çok gelişmişliklerini az gelişmiş ülkelerin az gelişmişliklerinde arayın der bir iktisatçı. Böyle evet. bir e, teori e, üretmiştir. Şimdi e, burada şöyle bir gerçeklik üzerinden yürünüyor ama yani biraz paradigma üzerinden yürünüyor diğer bir deşle. Artık dünya küçük bir köy. Az gelişmiş, çok gelişmiş yok. Az ticaret yapabilen, çok ticaret yapabilen var. Evet. Hatta diğer bir de işte ticaret yapmayı becerebilen, beceremeyen var. E şimdi bu bir şeyleri becerip beceremeyenleri biz bu ülkede pek çok siyasetçinin ağzından duyuyoruz. Başarılı olmak, becermek. Başarısız olmak, becerememek. Bu aksdan mesele kavrandığı zaman, efendim siz de yapsaydınız, efendim siz de satsaydınız, efendim siz de e, şunu becerseydinize geliyor. E, böyle bakınca... Ne işte korumayı ne sübvansiyonu vesaireyi konuşmaya zaten gerek kalmıyor. Yok, Mesela oradan dört başı mamur bir şekilde bağlanmış olarak günümüzde. Tabii geliyorum. bunlara o zaman zamanında niye koto koydunuz Türk daksinde, siz de becerseydiniz demedik biz o demedik, zaman. Demedik, demedik ve tabii şimdi e, regulasyon yani uyumlandırma veya bu bağlantı politikalarını şimdi kendileri geliştikleri ekonomileri de kendilerine yetmeyince e, Bu arada dikkat edin, o bahsettiğiniz süreçlerde dünyada sınırlar diye bir kavram var. Evet. Yani işte o gümrükten geçmeler falan. Ee, şimdi biz Avrupa'da herhangi bir ülkeden bir ülkeye geçerken nostalji olarak gösteriyorlar. Bakın burası eskiden gümrük kapısıydı diyorlar. Evet. Böyle duran evet. bir boş kulübe. Evet. Ee, ve biz öncelikle bunu yapmayı başardık. Dolayısıyla da diyor artık öyle korumacılık bize ihtiyaç değil, değil. diyor ama. Biz artık dışarı mal satmalıyız e, diyor. Ama aslında şunu diyor. Artık bizim devlet ekonomilerimizin devletle falan veya devletin yönlendirmesiyle ya da planla alakası kalmadı güya. Biz bu işi şirketlere havale ettik onlar hallediyor siz de aranızda halledin diyorlar yani. Ama tabi. <laughs> de... Ve tabi bizim kanunları biz bir şekilde size öğretiriz diyorlar arada. İşleri de rast gitmedi. Morgıç krizinde Amerika bankaları kurtarmak devlet kurtarmak zorunda kaldı. Hatta Fransa'da Sarkozy'nin bir demeci ulusal basında çıktı okudum yerli, yerel şirketlerimizin yabancıların eline geçmemesi için 400 milyar euro para ayırdık diyor. Bakın hala onlar ticareti yerli yabancı diye ayırt edebiliyor. Ama bize konuşurken başka şekilde konuşuyor. Yerel yabancı yok diyor, sınırlar yok diyor. Peki Sayın Yalçın hemen şöyle bir soru var önümde. E, bu ticaret hayatında yeni kanunla beraber öngörüldüğü söylenen temel değişiklikler nelerdir? Bunlardan biraz kısaca bahseder misiniz? <laughs> Tabii şimdi e, bizim hani biraz böyle dekoratif unsurlar diyebileceğimiz ama aslında köklü değişiklikler. Daha önce evet. olmayan e, dekoratif unsurlar diyebileceğimiz unsurlar değişiklikler var. Neler hemen bunlar ilk akla gelenler örneğin web sitesi zorunluluğu geliyor. Yani bu bahsettiğiniz e, elektronik e, işlem ler üzerinden yani işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını evet, yasanın evet. içeren ve yönlendiren bölümlerine mantıkla. bu işi de e, kayıtlı elektronik posta sistemi diye KEP diye tarif edilen bir sisteme bağlayacaklarını söylüyor yasa e, bu arada aralarda veya programa geldiğimizde konuştuk şimdi dedik demediğimizi de unutuyoruz evet. mesela şey var e, bu yasa yayınlandı ama yayınlanması gereken e, üç yönetmelik 6 e, efendim 6 tebliğ 11 tane de bunun yanı sıra e, yine böyle ikinci mevzuatı oluşturan unsurların gelmesi lazım. 3 tüzük var. 6 yönetmelik. Evet. Bu tüzüklerden en önemlisi işte ticaret sicil tüzüğü. Yani e, bu bahsettiğimiz konuları hatta Türk Ticaret Kanunu şirketler için anlam ifade etmesini sağlayacak nokta ticaret sicili tüzüğü. Bunlar henüz yayınlanamadığından dolayı biraz böyle kör yaklaşıyoruz meselelere ama kanun metinlerinden anladığımız ya da kanunun yönlendirdiğinden anladığımız şu. Elektronik işlemler çoğunlukla elektrik yapılacak. Bunun için biz bir kayıtlı elektronik posta sistemi kuracağız. Şirketler buradan elektronik imza alacaklar ve evet. bu elektronik imza ile işlemlerinin çoğunu Sicil işlemleri de dahil elektronik ortamlardan yapacakları gibi kendileri de mutlaka en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar e, bir web sitesi Oluşturacak oluşturacaklar. Oluşturacaklar. Burada yasanın istediği koşullara uygun bir web sitesi olacak. Bu web sitesi e, eğer bahsi geçen sürelerde hazırlanmazsa ve işte e, ticaret hayatının e, önüne sunulmazsa hem hapis hem de para cezası evet. var ki konuşmamızın içinde bazen bahsedebiliriz. izleyicilerimizin aklında soru işareti olmasın diye bir açıklama yapıp bir kenara koyalım. Adli para cezası diye bir sisteme kavram girdi. Evet. Yani bu tip unsurların yanı sıra önemli şeylerden biri ve belki de bizim daha çok Hani bizim ülkemize o bahsettiğiniz onların durumuna göre yasa yaparsak bize bol gelir gelişmekte miyiz evet. gelişmiş miyiz derken dediğimiz noktada e, ağır para cezaları içeren hükümler var. Özellikle en çok gözden geçirilmesini talep ettiğimiz. Burada adli para cezası diye bir kavram girdi Yeni Türk Ciharet Kanunu'yla. Günlük e, belli günler üzerinden size bir önce ceza veriliyor. Daha sonra bu cezanın e, size e, e, efendime söyleyeyim paralan, paraya dönüştürülmesi var. İşte şu defterlerini defterleri doğru tutmadınız efendim. 200 günden 730 güne kadar. Yani işte eylemin ağırlığına göre hakim tarafından 200 günden 730 güne kadar hapis cezası. Gerçi sağ olsun maksimum 730 gün demiş. <gülüyor> <gülüyor> 730 güne kadar hapis cezası bekliyor. Bunun TL'sel değeri de 4000 liradan 73 bin liraya. Bir ağırlık hem yapabilir. para cezası ağır hem ama hapis cezası da var. Yani hapis cezasını para cezasına döndürüyor. Evet. Ve döndürdüğü rakamlar da iyi rakamlar. 20 ile 100 lira arasında günlüğün bir rakama denk gelen günlük bunu mahkemeler tayin edecek diyor. Şimdi bu adli para cezası pek çok uygulama için şey belki de hani bizim ülkemizde bazı şeyler geç yapılır işte insanlar geç uyar, ağır müeyyidelerle yönlendirelim istediler. Yasa koyucu böyle düşündü ama bunlar da gerçekten... Peki şuna ters değil mi? Yakın zamanda karşılıksız çekle ilgili hapis cezaları kalktı. Tahmin ediyorum epeyce bir tahliye olan da oldu. Yani mali suça mali ceza dediler. Mantığı bu şekilde baktılar. Hapis cezasını kaldırdılar. Peki bu da mali bir suç oluyor ama da tekrar hapis cezası uyguluyorlar. Bu ikisi mantığı birbirine ters olmuyor mu? tam da öyle oluyor. Ters evet. oluyor. Yani bu tarafta eğer yani ana bir mantık mali suça mali e, ceza kavramından bakarak olaya iş, işlenen suçu e, hapis cezasından çıkarıyorsak e, Türk ticaret kanununda gelen hapis cezasının da bizim adli para cezası dediğimiz ya da adli ceza dediğimiz şeyin e, bizim de önerimiz odur zaten idari para cezasına döndürülmesi. Belki yasada lafzan bulunabilir. Sorun yok. 200 730 güne isabet eden şu lira olarak diye Hani illa orada böyle bir korkutucu unsur dursun. Ama şu var. E, diyelim ticaret erbabı, e, şirket sahibi yöneticisi e, bir hata işledi. Bundan e, şu kadar gün aldı. Bu da para cezasına çevrildi. Ödeyemedi para cezasını hapis yatacak. Evet. İflas etmiş parası yok ödeyemedi. İşte Bırakın iflası. Herhangi bir şu yeni ticaret kanununda e, sizden bir şirket olarak... İstenen pek çok şeyde yapamadığınız takdirde hapis cezası var. Pek çok yani. Hayır, şu anlamda söyledim. Bunu yapamamış ama parası da var, işi de iyi. Gider parasını yatırır, hapis yatmaktan kurtarır. Ama işi kötü giden, iflas durumunda olan veya o pozisyona yakın olan da hemen gidip hapiste yatacak. Süleyman Bunun Hocam, bakarak. 150 yıllık bir türkü vardır bu memlekette. Kışla yolu çamurdandır. <laughs> Karavana bakırdandır. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Evet. evet. <laughs> yani, yani siz onun altını çiziyorsunuz. Evet. Tabii yani e, parası olan için zaten e, her şeyin e, bedellenebildiği ve mümkün olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Üzerine inşa edildiği zemin bu. Türk ticaret Kanunu'nun. Dolayısıyla evet. hatta aslında onu da diyor. Varsa paran oynayalım diyor. Evet. Yani yoksa eee evet sen kendine başka bir mecra bul bunu da tam demiyor sorunu o. mesela o yakıcı değişiklikler üzerine evet. gelirken evet. bir web sitesi istiyor web sitesinde yayınladığınız şeyler işte firmanın mali tabloları olacak İşte kasası banka durumu dolayısıyla görünecek bunu biraz böyle mizansenleştiren yorumcular şey diyorlar ya efendim biz durum kötü diyorduk evde hanıma o Range Rover cep istiyordu. E ben bunu internette yayınlarsam durumumu görürse ne yapacağım şimdi diye hayıflanan iş adamları olduğu söyleniyor. Evet. Ya da diğer bir taraftan efendim Etrafımızda çok e, mal mülk görünürse e, şeyler türel affedersiniz çakallar vesaire bilmem ne birileri bizden haraç almaya niyetlenir diye itirazlar da var. Yani biraz ko, e, evet, karikatürize evet. ederek ama sonuçta böyle bir internet sitesi bulunacak hazır edilecek ve burada yöneticilerin aldığı ücretlere kadar şirketle ilgili pek çok detay yayınlanmak zorunda. İlginç olan ne biliyor musunuz Süleyman Hocam burada? Bu yayınlanan şeylerin siz medya grubunda çalışıyorsunuz. <laughs> evet. Bu yayınlanan şeylerin içerikleri. Ayrıca yazılı ortamda görsel varsa jipek olarak görsel yoksa yazılar olarak bir deftere noterden tasdikli bir deftere yapıştırılarak saklanacak. Demek ki defter tasdikleri aynı duruyor o zaman. Defter i̇mza sürküleri kalktı elektronik imza var ama noterde devlet tasdiki De duruyor. Defterler 7 tane oldu. Defterler çoğaldı. Defterler 7 tane oldu. İlginç bir şey oldu. Ee, yine bu yakıcı değişikliklerden. İşletme defteri dediğimiz bu hani çok rastladığımız esnaf tabir ettiğimiz kitlenin tuttu basit usul bir defter var o konumuz dışında zaten. Evet, evet, İşletme defteri dediğimiz esnaf diye tabir edilen kitlenin tuttuğu defter ticaret kanunda sayılmıyor. Vergi usul kanunu yani vergi idaresinin bu konuya ilişkin yaptığı bir taslak çalışması var. İdarenin internet sitesinde yayınlı durumda. Orada da ticaret kanununa göre defter tutar diyor mükellefler. Dolayısıyla onlar da işletme defterini çıkardılar hayattan. Evet. Bu durumda 2012 1 Temmuz 2012'de bu yasa uygulamaya girdikten sonra 1 e, Ocak 2013'ten itibaren bu memlekette bilanço olacak bütün defterler. Önce buna hazır olacak mükellef. O zaman muhabbet, muhasebe gibi sistemi değişiyor. Muhasebe değişiyor. sistemi de değişiyor. değişiyor. E, e, mükelleflerin muhasebe maliyetleri de değişiyor. E, buna bağlı işte saydığı şirketler için saydığı defterler... ...yemye defteri, pay defteri, e, defteri kebir ve envanter defteri gibi ana defterlerin yanı sıra... Çok ilginç e, anonim ortaklıklar için e, genel kurul müzakere ve toplantı defteri, e, yönetim kurulu karar defteri e, olmak üzere. Tabi bir de az evvel internet için zorunlu tuttukları defterle 7 tane defter var. Ve yasanın tasdik hükümleri meselesinden dolayı anormal bir noter işlemi var. Nedir? E, hem açılış tasdiki yapılacak der yasa ama hangi sürede yapılacak eskiden en azından belliydi. Bir süre vardı. Şu süreye kadar yapacak. Süreyi koymayı unutmuşlar. Açılış tasdiki için süre yok ama kapanış tasdiki için takip eden yılı 6. ayı diye süre konulur. Peki e, açılış tasdiki için süre yoksa yok, herhangi yapmışlar. bir zamanda gelip tasdiki yaptırmadın diye cezada kesebilir. Kesemeyecek şu anda görünen o. Ya bunu evet. toparlayacaklar ama bu çok eskiden beri var olan bir uygulamaydı. Niye atlandı Bu defter işine bağlı çok yakıcı değişiklik diyebileceğimiz bir durum daha ticari belgelerde var. Hani bizim bu Fatura, fiş, makbuz diye evet. tabir ettiğimiz belgelerin üzerinde e, ne istiyor? E, bakın Yeni Ticaret Kanunu, şu anda çok basit e, şeyin mükellefin adı, ünvanı, vergi dairesi, adresi bulunuyordu. Evet. Evet. Şimdi diyor ki bu bilgiler ilave olarak şirket yönetim kurulu başkanı, şirketin <laughs> üyeleri, yöneticiler ve müdürlerin tamamının adı soyadı, şirket sermayesi ödenmiş kısmı, internet adresi daha vesaire bilgilerin fiş, fatura, irsaliye gibi her türlü ticari kağıda yazılmasını istiyor. Her vergi levhasına da istiyorlar. Vergi, vergi levhası duruyor mu onu merak <laughs> ettim. Güzel bir şey. Vergi levhasını internet ortamına aktardık. aktardık. Duruyor ama Duana internetten asmak. alınıyor. Asmak değil bulundurmak zorunda. Bulundurmak zorunda. <laughs> Asmayı kaldırdık. Kimin ne kadar vergi verdiğini bilmeyeceğiz çerçeve yapanlar biraz zarar eder bu işte. Ama çerçeveleyemeyecekler. <laughs> <de> <laughs> Ama evet e, vergilerini e, halkla, kamuyla paylaşılabilir olarak kendine na, dürüst, namuslu vergi mükellefi addeden mükelleflerimiz hala daha internetten çıkarıp güzelce çerçeveletip iş yerlerinin en güzel yerine koyuyorlar. Onları da görüyoruz. Bu belgelere bahsettik ya yazılması lazım bu kadar şey. Yani üzerine daha şeyini yazmadan işte şu alındı bu alındı yazmadan şöyle bir paragraf oluyor yukarıda. Bunların bir de bir Temmuz'dan önce herkes noterlere koşacak yazdıracak el gerçekten çıkacaksa. Bir de yazdırmadıysanız ki bunun dünyada örneği yok bakın Avrupa'da demiyorum. Bunun şu an yapılan yani yorumcuların bu konuda çalışanların verdiği yoruma göre dünyada örneği yok. Burada da yazılmazsa 3 aydan 2 yıla kadar hapis yine yani 90 günden 720 güne kadar neredeyse 730 son limitine evet. kadar ve 73 bin liraya kadar da adli para cezası gibi bir durum var. Günlük ticarete ilişkin çok fark ettirici bir unsur. 1 Temmuz'a kadar üzerinde bir şey olur mu? Bakacağız. Bir diğeri çok duyulan yine siz de duymuşsunuzdur. Şirketten para çekme. İşte evet. aile şirketlerinin yandık dedikleri yer ortakların para çekmesi. Böyle bu değişiyor tamamen değişiyor değil mi bu? Ortaklar şirketten para çekemezler diyor. Çekerlerse hapis cezası verir. Şimdi iyi de Türkiye'deki ortaklar özellikle limited şirketler için şirket onların dükkanı. Yani şöyle bir algı yok ki Türkiye'deki şirket sisteminde bugüne kadar işte hep itiraz ettiğimiz ya da uyarmaya çalıştığımız nokta bu. Öncelikle mesela size bir kişiyi tanıtırlar, takdim ederler. Süleyman Bey işte Hocamızdır, televizyonda programcılık yapar. Bu bey, bu bey şirket sahibi. Bir kere böyle bir kavram yok. Bu algıdan bu çıkmalı. Bir şirketin sahibi olunamaz. Çünkü şirket bir tüzel kişiliktir. Kelime karşılığına aykırı. Tabii yani kelime şirketin mantığına ve kelime karşılığına aykırı. Bir şirketin ancak yüzde herhangi bir en küçük birimden... 9999 99 diye tahmin edebileceğiniz en büyük birimine kadar aralıkta bir ortaklık söz konusu olabilir. Ve siz bir şirketin en büyük hisseli ortağı da olsanız o şirketin sahibi değilsiniz. Evet. Şimdi normal işte o bizim bahsettiğimiz batılı kanunlar ya da batılı şirket böyle bir algı. E şimdi bizim memlekette adam benim şirketim diyor ve siz o adama diyorsunuz ki 1 Temmuz'dan itibaren Şirketinden ekmek bile almayacaksın. Evet. Teorik olarak önemli doğru bir konu. Ee, Sayın Yalçın, yine bir süremiz bitti bu bölüm için. Üçüncü bölümde devam edelim Peki. müsaadenizle. Peki. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerin karşısında olacağız. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Evet e, Sayın Yalçın çok önemli bir konudaydık ikinci bölümün sonunda süremiz yetmedi üçüncü bölüme bundan devam edelim. Hı -hı. Artık şirket ortakları şirket benim yapını da kullanamayacak diyemeyecek ama para da çekemeyecek yani Hı -hı. hemen ben şu konuyu açayım sizi ben daha önce ikinci bölümün sonunda bölmedim yani Hı -hı. avans da çekemeyecek borç da alamayacak Hı -hı. E, veya e, ee, kar payı dağıtımının dışında şirketten para alınmayacak. Bunu mu demek istiyorsunuz? Aynen Buyur. öyle. Şu anda Türkiye'de de sevilmeyen de buydu. Bizim bahsettiğimiz SPK'ya tabi olan, büyüklükleri belli olan firmalarımızda zaten hatta bazı, bazı programlarda rastlamışsınızdır. Koç Sabancı ailelerine mensup olanlar. Biz Herkes bize çok zengin diye bakar ama biz kupon kovalarız derler. Kupon kovalamaları yılda bir açıklanacak kar dağıtımı sonucunda hisse senedinin ucundaki kar payı kuponudur. Kar payı konuları, evet. <laughs> Onu alırlar. Onun haricinde şirketlerine dokunmazlar yani. Başka gelirlerle geçinirler. Ama hemen söze bir yine müsaadenizle giriş yapacağım. Şöyle bir yöntem var ama o herhalde pahalı bir yöntem. Ee, tabii şirketlerin büyük hissedarları aynı zamanda şirketlerde yönetici de oluyor. Genel müdür, mora. Azza, e, yönetim kurulu başkanı falan Eski tarihlerde e, 10 sene 15 sene önce Tabi bu sıfırlar atılmadan Şimdiki 600 bin lira O zamanki 600 milyar falan Maaş yaz, yazıyorlardı kendilerine Büyük şirketlerde çok ortaklı şirketlerde. Tabi bunu bu sefer bu şekilde yaparsa buradan kesintiler, vergiler ödemesi gereken çok olacak herhalde. Evet. Bu da işlerine gelmeyecek. Şimdi sektörel ya da benzeri pozisyonda olanlara göre ya da teamüllere aykırı olmamak kaydı şartıyla ücret alabilirler kurul üyeleri vesaire dediği gibi yeni ticaret kanunu yönetim kurulu üyelerinin alacağı ücretlerin de ana sözleşmede belirlenmesini ve bunun da web sitesinden ilanını ve ticaret sicilinde de tescil ve ilan istiyor. O yüzden bu bahsettiğiniz bolluk ve sıklıkla ücretlendirmeye gitmek de zor dediğiniz şekilde. Bu anonim ortaklıklarda çoğunlukla aşılmış bir şeydi. Özellikle limited şirketler dediğimiz iki ortakla kurulan ve aile içi yapılan ortaklıklarda bu sorun daha yakıcı olacak. Ee, burada bahsettiğiniz gibi bir tek şık var. O da yenilerde yeni bir ee, ta, e, şeyle tebliğle yeni bir ek şeyle sunumla geldi. Nakit avans dediğimiz kar dağıtımı öncesi bir avans verme hakkı tanındı. Yani yıl sonundaki kar dağıtımına mahsuben önden bir avans ama her türlü avans verme işleminde bir vergi söz konusu olduğundan vergiyi de pek sevmeyen bir ortaklar Kültüre Kendi sahip paramı niye vergi vereyim? Gibi <laughs> Aynen dantıklar. öyle. Mal evet. hala kendinin saydığından. Evet. E, bu vergiye de yaklaşmadığı için bu yöntem bile Türkiye'de çok verimli olacak gibi değil. Ama öte yandan da e, çok e, ağır hapis cezaları var. Ve şey yok. E, ölçü, yine 300 ile 700 gün dediğimiz az evvelki ölçülerde hapis cezası. 730 gün dediğimiz zaman siz 73 bin lira anlayın. Yani e, diğer evet. şık evet. paranız varsa için. E, 1 lira da çekse 1 milyon lira da çekse. Aynı. Olur. Bu var. Bir de ilginç bir şey var. E, ticaret Kanunu genel olarak anonim şirketler üzerine kurulmuş. E, biz de hemen hemen oradan anlatıyoruz ama esas Türkiye'de bunlar az olduğu için sonuçta limitetlere dönük yorum yapmak gerekiyor. Anonim şirketlerde, limited şirketlerde ilginç bir durum var. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, ortakları borç alamaz derken limitet şirketlerde müdürleri unutmuşlar. Ve Ortaklar borç alabilir Evet. <laughs> ortaklar borç alamaz diyor. Müdür müdürün borç alamayacağına dair hüküm konmadığı için şu bahsettiğiniz limited şirketlerdeki ortaklardan biri müdür olup iki ortağı da geçindirecek galiba. Hayır o limited şirket ortağı da müdür olmasa müdüre borç aldırırlar kendileri de ondan borç alarak. Yani ne Bir Şekilde <laughs> bu borçlanma mekanizması eğer orası açık kalırsa böyle oluyor ama Evet bu, ağır, ağır ağır bir husus evet. oluyor. E bu arada e, bu borçlanma meselesinin üstünde enteresan bir durum. Farklı yorumcular farklı yorumluyor. E, bu şirketlerin, e, yönetim kurulu üyelerinin, e, şirketlerin yetkili birimlerinin, Türkçe artkanına göre imza yetkili pozisyonda olanların eşleri, çocukları ve onların işte hukuk dilinde alt soy, üst soyları sayacakları hısım gibi kişilerin şirketlerinin birbirlerin e, oldukları şirketlerle alışveriş yapmaları da bir anlamda yasaklanmış gibi oluyor. Şöyle ben bir anonim şirketin e, beyaz eşya ve otomotiv oto satıcısı bir beyaz eşya anonim anonim şirketinin e, yönetim kurulu üyesiyim. Benim e, akrabam, e, oğlum benim yönetim kurulu üyesi olduğum bu şirketten vadeli araç alamayacak. Hmm. Bir yorum. Evet. Gelip Kardeşim 30 taksitle, 12 taksitle, 5 taksitle neyse bu arabayı alıyorum diyemeyeceğim. Bana borçlanamayacak çünkü. Bir yorumda diyor ki ticaretin normal mantığı içinde olacak alım satımlar, mal ve hizmet tedarikleri bu kapsamda değerlendirilemez ama yorum. Yani bize göre evet. ifadenin kendisini okursak bu birinci dediğimiz var. Yani işte dayımın oğlu, dayım, halam vesairem sizin iş yaptığınız şirketle, yönetim kurulu olduğunuz şirketle vadeli bir alışverişe dahi giremeyecek o derece uzamış bir boyutu var. Ee, şimdi bu e, şeyleri e, internet üzerinde internet dışında özellikle bu kısa dönemde yapılacak e, ilanlar çokça. Düzeltmelerin ve düzenlemelerin uyum ilanları nereden baksanız 15'er sayfa ilan olacak 700 bin kadar şirket için. Düşünün hani o kağıt hesabı yapılırsa evet, kağıdı evet. ve hatta biz burada biraz daha olayı fantazi. Biraz daha egzecere ediyoruz diyoruz ki kardeşim dünyada bir internette şey sorunu var alan kullanımı sorunu. Sadece Türkiye'deki 700 bin şirketin e, bilgilerinin bir anda yüklendiğini varsayarsak o internet sunucularının alanları ne kadar destek verecek o da düşünülebilir evet, bir durum teknolojik evet. olarak. Sistem yani böyle bir, Aynen öyle altyapı sorunu bile yaşayabiliriz diye düşünüyoruz. Ee, şöyle bir bakıyorum özellikle yakıcı dedik ya ha, evet. defterlerde kapanış tasdiki açılış tasdiki meselesi var hapis cezalarının abartılı olduğu yorumunu yapabileceğimizi düşünüyoruz yani hapis cezalarımız biraz e, abartılı e, bu çıkmayan tüzük ve yönetmelikler aksamayı daha çok hızlandırıyor beklentileri e, uzatıyor bir de ilginç bir durum e, pek çok kişiyi etkileyeceğini düşündüğümüz e, bu da pratiğe dönük Tasarlanmış gibi yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ticaret şirketleri arasındaki alışverişte büyüklük küçüklük şeklinde bir korumacılık var. Hani yerli sermaye korunuyor mu korunmuyor mu mantığının diğer bir şekli. Büyük şirketlerle küçük şirketler arasındaki ilişkiler tarif edilip belli bir şeye alınmış. Ödeme süresi meselesine. Genel olarak bir kere yeni ticaret kanunu faturanın ödeme süresini 30 gün kabul ediyor. Önce bunu koymuş. Orada. Evet. Siz diyor 30 günde diyor alışverişin ödemesini yapacaksınız. Hatta öyle bir şeyle geliyor ki 30 gün zarfında ödenmediğinde işte yasal takibe geçiyorum, ilan veriyorum notere gidiyorum, ihtar falan yok. Temerrüt zaman aşımı otomatik başlar diyor. Ve %8'den az olmamak üzere her yıl Merkez Bankası ilan eder. %8'den az olmamak üzere de temerrüt faizi başlar diyor. Yeni ticaret kanunu. Bunun yanısına 60 güne kadar vade uygulanabilir diyor. Yalnız eğer siz diyelim ki büyük bir firmasınız. Büyük bir market zincirsiniz. Ben de Balıkesir'de kurulu bir mandırayım. Size tarımsal ya da hayvansal bir ürün veriyorum. Evet. Ya da kobiyim. Başka bir ölçekte kobiyim. Sizle ticaret yapıyorum. Ee, sizin bana borçlanmalarınızda, benim sizden alacaklı olduğum hallerde küçük şirket olarak Korunmam var. Nasıl? 60 günden fazla bana vade uygulayamıyorsunuz. 60 gün içinde ödeyeceksiniz. Hatta taksitli vade uygulayamıyorsunuz, isteyemiyorsunuz. Ee, en fazla 60 gün içinde bana olan borcunuzu ödemek zorundasınız. Satış sözleşmesinin herhangi bir yerine, e, bu ödemede meydana gelebilecek değişik aksamalardan dolayı doğan şeylerden firma sorumlu değildir gibi, İbareler koyamıyor. de koyamıyorsunuz. Koyamış. Yani büyük şirketseniz bir küçük şirketle alışveriş yapıyorsanız ve bu küçük şirket hobi diye tarif edilen bir şirket ve tarımsal ya da hayvansal ürün dediğimiz işte mandıra küçük çiftçi ise onun ürününü alıyorsanız siz 60 günden fazla vade yapmayacaksınız diyor. Aa, ne güzel dediğimiz noktada. Ee, ekstra hukuksal hükümlerle 6 aya kadar bu süre uzatılar gibi bir uzatılabilir gibi, ibare geliyor. Hı hı. Yani isterse 6 aya kadar vade isteyebilecek veya uygulatabilecek. Evet yani e, 60 olacak. gün böyle bir hoş geliyor ama sonuçta bir yerine bu iş 6 aya kadar gidebilir diye de bahsetmiş oluyor. Evet. Şimdi Burada, bu temel evet. değişikliklerden, yakıcı değişikliklerden biraz bahsettik. Şunu getiriyor mu bu Türk Ticaret Kanunu? Ben tabii e, muhasebeci değilim, mali müşavir değilim ama şöyle bir hissim oldu. Bakın az önce ilk bölümde de konuştuk. Bir defa iki tane denetçiden bahsettiniz. İşlem denetçisi ve bağımsız denetçi. Evet. Limited anonim. tüm şirketlerde bu iki denetçi, denetçi de olacak mı? Şimdi yakıcı değişiklikler meselesine girerken bahsettiğiniz yerde... Kendi başına önemli bir başlık olacağı için e, onu yakıcıklık değişiklikler arasında ben deklar etmedim. Siz zaten yakalayıp e, sundunuz. Denetim aslında denetim ve muhasebe sistemine ilişkin değişiklikler diyeceğimiz bölüm bu yasanın en e, köklü değişiklikleri yarattığı evet. nokta. Ve e, söyleşimiz içinde sohbetimiz içinde ara ara bahsettiğimiz onu korunmalı kimler büyük kimler küçük nasıl raporlar istiyorlar meselesi için Önemli bir nokta. Hemen kısaca onu başlıklandırırsak ve bu yöndeki evet. ilgi ve bilgi e, üretmiş olursak. Şimdi bütün sermaye şirketleri diyor bağımsız denetimden geçecek. Bağımsız denetimden geçmiş bilanço gelir tablosu verecek. Bununla da kalmıyor. Önce bağımsız denetime geçecek, e, raporlara geçecek muhasebe sistemini değiştirecek. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Türkiye'de uluslararası finansal raporlama standartları dediğimiz, daha önce büyüklerin büyük kısmının uygulayıcısı olduğu raporlama sisteminin yanı sıra, işte şimdi bizim tam da küçük diye tarif edeceğimiz şirketlerin uygulamak zorunda olacak COBI standartları diye tarif edilen, özür dilerim, Türkiye muhasebe standartları diye de tarif edilen, yeni bir yaklaşımla muhasebe kayıtları yapılacak. Şimdi buradan ikili şu an itibariyle görünen ikili tablolar çıkacak. Bir, hani dedik ya kardeşim sizin vergi dairesine göre yaptığınız bilanço gelir tablosundan biz bir şey anlamıyoruz diyorlar evet, birileri. Evet. Ticaret kanununa göre Türk e, Türk muhasebe standartları ya da Kobi standartları ölçüsünde tutulan muhasebe kayıtlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları adında TFRS diye çokça duyacağı tüccarların Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına bağlı olarak raporlanmasını istiyor. Bunun nedir uygulama uğra? 1 Ocak 2013 yılında diyor başlarken yeni yıla 2031 Aralık 2012 için hazırladığınız eski usullere, eski ölçülere, eski bilgilere göre hazırladığınız mali tablolarınızı önce bir işlemden geçirip TFRS'ye uyumlu hale getireceksiniz. türk Finansal raporlama standartlarına uygun hale gelen açılış kayıtlarınızı açıp bir 2013'ten, 1 Ocak 2013'ten itibaren yapacağınız muhasebe kayıtlarında da yeni standartları göze alarak muhasebe kayıtlarını yapacaksınız. Bu muhasebenin şeklini belirledik. Evet, Bu şekilden çıkacak raporların iki durumu oluşacak diyoruz. Bir, Vergi dairelerinin ölçülerine göre çıkacak kar. İki, uluslararası ölçekli gözlerin tam görmek istedikleri ticari kar. Evet. Şimdi buradan evet. çift kar çift çıkacak. Kar çıkacak. Ee, bu raporlar ona göre dizayn edilecek. Bir de bu raporlar için denetim tüm sermaye şirketlerindeki bu yasa üç tane sermaye şirketi tarif etmiş. Kendi tanımında. Birincisi... Anonim şirketler, ikincisi limited şirketler, üçüncüsü sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler. Üçüncü şirketi pek uygulamada duymuyoruz. Özel bir şirket evet. kalıyor. Anonim ortaklık ve limited ortaklıklar için anlamı şu. Dedik ya, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ya da İMKB'de bulunan şirketler. Zaten bunu yapıyordu. Şimdi bu anonim ortaklıklar için biraz daha mesafe uzatılmış evet. olacak. Aşağıya limited şirketlere geldiğimiz zaman sorun başlıyor. Bunlar da şu an için muafiyetsiz ve koşulsuz istisnasız bağımsız denetime tabi bu şu demek e, şirketler ürettikleri muhasebe sisteminde yaptıkları kayıtlar sonucunda ürettikleri e, mali tablolarını gelir tablolarını ve bilançolarını bağımsız denetçi olarak tanımlanmış yetki almış serbest muhasebeci mali müşavir yeminli mali müşavir ya da bunların kurduğu şirketlere ölçü ve ölçeklere göre belirlenecek ölçü ve ölçeklere göre denetletecekler. Bu denetim nasıl olacak? Ya e, ne kadar etkili? Allah bu denetim Demokles'in kılıcı gibi. Hmm. Yani Allah muhafaza düşmesin. Ee, örneğin hemen anonim ortaklıklar için bir şey söyleyeyim. Bir denetim, bağımsız denetim firması veya bir bağımsız denetçi bir anonim ortaklığın bir dönem genel kurulu için hazırladığı faaliyet raporlarına, bilanço ve gelir tablolarına olumsuz görüş verirse dört gün içinde eski yönetim kurulu, bağımsız şey e, olumsuz görüşü alan Eski idari birim komple istifa ediyor, 4 gün içinde yeni bir kurul atanıyor. Bunlar da 6 ay içinde yeni genel kurula yeni bağımsız denetimden geçen tablolarla şirketi götürmek zorunda kalıyor. Yönetim kurulu fes oluyor yani o fes oluyor ve fes dört gün oluyor. içinde de yenisi. Evet. Ee, ben evet anladım şunu demek istemiştim. Şimdi e, muhasebe sistemi değişti. Artık muhasebe maliyeti arttı şirketlerin. Yani, bir de bağımsız denetim e, Bir de geliyor. bağımsız denetimci geliyor. Bu da tabii ücretli. Bir de işlem de denetçisi geliyor. Bir de iki tane dedik işlem denetçisi evet. geliyor. O zaman bu yasanın hedeflerinden örtülü hedefi de diyebiliriz, açık hedefi de diyebiliriz. Yani küçük böyle ayda 2 bin lira karla bir şeyler yapıp küçük e, ticaret erbabı sen piyasadan çekil, sen e, artık ticaret yapma bu anlamda yani zaten çünkü şirket olmadan yapması bankalar arası ilişkilerde veya bu çeşitli krediler devletin sunduğu teşviklerden faydalanamıyor. Ticaret şirket olarak yapmasa şirket olarak yapsa küçük hacimli iş yapıyor. Bu yükselen maliyetler sıkıntıya sokacak kendisini. Bunların yapmaması artık ticareti büyüklerin yapması, kendinden daha güçlü sermayesi olan şirketlere yerini terk etmesi bu düşünülmüş olabilir mi? Tabii hayal kuruyoruz. Abi, tamam. e, hayal bir yana e, şu ana kadar bahsettiğimiz bizim e, hani uygun olup olmadığı e, bir yana dekoratif diye tabir ettiğimiz törensel normal hatta rutin olacak değişikliklerin yanı sıra en köklü ve en maliyetli değişiklik aslında. Yani firmaların e, bütün muhasebe sistemlerini, bütün muhasebe yapılanmalarını az evvel şey, mevzu, e, konunun başında işaret ettiğimiz üzere yapılandırmalarını, muhasebe organizasyonunu ve insan kaynakları organizasyonunda dahil firma yapılarını kökünden değiştirmesi gerekecek. Bunu da kaldırabilecek şirketler gibi bir... Tam durum, tabi, hasıl tabi, olacak. Tabi. E, 700 bin civarında şirket var demiştik. Küçük bir profil analiziyle bunu anlatmış olmayı başaracağımızı düşünüyoruz. Evet. 700 bin civarında, 700 bin civarında şirket var Türkiye'de. Bunun e, 200 bin civarı anonim ortaklık olarak e, biliniyor. 500 bin'den fazlası da limited Şirket olarak 500 bin ve fazlası civarında. Evet. Şimdi bu 500 bin şirket içinde ilginç bir durum var. Esas mesele orada. 270 bin civarında şirket vergi kanlı ölçülerine göre adreste bulunamadığı, kayıp olduğu vesaire vesaire gerekçelerle vergiden düşürülmüş. Amiyane tabirle. Ancak ticaret odalarında kayıtlı. Zombi diyoruz biz bunlara kendi aramızda. Hani <laughs> Ne, yaşıyor, ya, ne yaşıyor ne yaşamıyor. Vergi dairesine bakarsan yaşamıyor ki çoğu bu durumda özellikle ticareti yapamayıp terk edenlerin tutturduğu yöntem oldu. Bu 2004'te 13 genelge gereğince diye herkes oraya sığınıp bu işlemi yaptı. 270 bin şirket. Bunların butit TTK'ya nasıl deyip değmeyeceği bile muvaza. Yani o da bilinmiyor. Bunun da bilinmiyor. ne olacağı hiç belli Peki, değil. Peki şirket kapatma prosedürlerini yapmadıkları için bu pozisyonda değil evet, mi? Evet yani ticaret kanununa göre şirketleri evet, kapatmadıkları için. E ama şimdi yeni bir ticaret kanunu geliyor. Onlar eski ticaret kanununa göre bile kapanış yapmamış. O 270 binin ne olacağı belli değil. Mevcut 250 bin civarının aktif görünen 250 bin civarının bu <laughs> uygulamalara uyum, uyum sağlayabilme şansını ben... E, az görüyorum ya da az bir sayı için görüyorum. Çok ilginç bir sayıdır. Şu anda o meşhur bizim tahtası, İMKB'si bizim büyük şirketlerimiz var ya Can Canlı. Evet. Orada kaç şirket var biliyor musunuz? Kökü temeli bu 700 binde. 360 şirket var. Evet. Yani 360 şirketin üstünde dönüyor bütün o renkli tabela. Evet hepsi onun üstüne. Ee, Sayın Yalçın <laughs> süremiz çok azaldı. Son bölümlere geldik. Çok merak ettiğim belki seyircilerimiz de merak ediyordur. Bu yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ee, literatürde basit usulde vergilendirme diye geçiyor da <laughs> herhalde halk arasında götürü, götürü diye, diye tanınıyor, biliniyor. Bunun yerine çok kısa hemen. Valla efendim limited şirketlerin büyük bir çoğunluğunun oynayamayacağını bu müzikle, bu kurallarla söylediğimizde işletme defteri ticaret kanununa kaldırıldı. <laughs> basit usul bunun içinde hiç yok. <laughs> basit usul <üsül, gülüyor> defter tutanlar bir şekilde hani atlanmış olup ticarete devam da etseler bu büyük şirketler tarafından alışveriş yapılma tercihi sayılmayacaklar. Kıyıda köşede nihai tüketiciye hizmet veren basit usul belki yaşayabilir ama çok fazla yaşama şansı da kalmayacak. Peki, bir e, de büyük şehire göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de büyükşehir belediyesi meselesi var diyecektim. Ağzından evet. aldınız. Bir de büyükşehir belediyesi meselesi var Balıkesir için. Büyük şehirlerde vergi yasaları gereğince sadece taksicilerle e, pazarcıların bu basit usulde ticaret yapmasına izin veriliyor geri kalanların hemen hemen tümü işletme defterine en az işletme defterine dediğimiz yönteme dönmek zorunda kalıyor bu büyük şehir kanununa göre yani <laughs> ayakkabı tamircisi gibi diyelim hepsi terzi, ayakkabı tamircisi işletme defterine geçmek ne varsa zorunda büyük şehir evet. kanununa göre ama yeni Türk ticaret kanununa göre de daha sıkıntı ne olduğu da belli değil. <laughs> Yeni Türkçe hiç yoklar. Hiç yoklar. Ee, peki Sayın Yalçın e, süremizin sonuna geldik. Programı kapatıyoruz. Hemen son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir cümle iki cümle. Şöyle diyeyim e, yasak koyucudan bu konuda bu kadar e, şeye eleştirilerimizin uygulamada sorun yaşanmaması için olduğu evet, bir kere. Evet. Ve bunu önleyebilmek için bir iki tane düzenleme özellikleri rica edeceğiz. Biz ona otobandan önce son çıkış hani böyle köprüye giderken evet. köprüden önce son çıkış levhası vardır aman yanlış yapmayın diye. Bu bahsettiğimiz zombi şirketlerin nasıl bu TTK'dan arındırılacağının ya da bu uygulamaya gücü yetmeyeceğini bir şekilde anlatan şirketlerin kolay törenlerle ama vergiderler ama ticaret odaları nezdinde kişi firmalarına dönüştürülmesinin yolunu açması konusunda çalışma yapmalarını özellikle istiyoruz. Ve bu arada da yeni kanunda özellikle Öz kaynaklardan sermaye arttırımı meselesi zorlu bir yol olacak. Me tüccarlara önerim, tavsiyem 1 Temmuz'a kadar varsa geçmiş yılkarları ve benzerleri öz kaynaklarını sermaye ilave etsinler. Sermaye arttırımları yeni ticaret kanununda zorlu bir, zorlu bir taraf olacak. Peki e, Sayın Yalçın programımıza katıldınız, değerli vaktinizi ayırdınız. Görüşlerinizi aktardınız. Ee, çok teşekkür ediyorum size. Ben de e, kamuoyunu bu konuda bilgilendirme şansı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Başarılar size. Evet sevgili seyirciler. Böylelikle bir yerel bakış programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeniden karşınızda oluncaya dek hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.